sesimle ya da görüntümle ilgili herhangi bir sıkıntı var mı? Çok parlak ya da çok karanlık ya da sesim biraz daha alçak vesaire gibi yorumlarınız varsa yazarsanız ona göre önlemimizi de alırız. Değişikliğimizi yaparız. Gelen yok herhalde hala. Biz erken mi girdik? Ha, ses güzel. Tamam. Işıkla ilgili bir sıkıntımız var mı? Çok parlak. Ya da şunu da şey yaparsam nasıl olur? Biraz daha iyi gibi sanki. Çok mu dip ses var? Onu ben çözebilecek miyim? Çok emin değilim. Belki ben biraz daha konuşmaya başladığım zaman o dip ses hani baskılanır diye düşünüyorum. Şimdi bir sessizlik anında belki şey olmuş olabilir, bilgisayarın fan sesi dip ses veriyor olabilir. Işık iyi. Tamam. Dip ses çok. Fuji'den arkadaşlar beni yönlendirebilirlerse hani cep telefonum da açık. Oradan mesaj da gelebilir. Hani beni dip ses konusunda ne yapmam gerekiyor ya da başka bir şey yapabilir miyiz? Bu arada dip sesin haricinde kedi sesleri, çocuk sesleri de karışabilir yayına. Onun için şimdiden hepinizden özür diliyorum. Mümkün olduğu kadar sunuma odaklanıp size odaklanmaya çalışıyorum. Kulaklık varsa süper olur gibi. Ya evet, onu daha önce de düşündük aslında ama denedik. Çok başarılı olmadı gibi. Tüm testleri bu şekilde yaptık. Bu ses üzerinden yaptık. Tanıdık arkadaşlar da geliyorlar. Selçuk Bey merhabalar. Bugün fotoğraflarınızı göreceksiniz. Sanırım koymuştum sizin birkaç tane fotoğrafınızı. Matt Gibb'in gitaristi kendisi. Görüntüde de sanırım benim sunumum var sol tarafta. Genişçe bir şekilde duruyor. Sağ alt köşede ben varım. Üstte de sizin yazdığınız yorumlar var. Ekran görüntüsü bu şekilde. Sunumun hemen girişinde, bilmiyorum onu görebiliyor musunuz ama benim kişisel bilgilerim var. Facebook, Instagram sayfam, cep telefon numaram var. Bu sunumdan İstediğiniz yanıtları alamazsanız eğer ya da daha özel olarak da hani sormak istediğiniz sorular varsa bana bu üç mecradan da ulaşabilirsiniz. Her türlü yardıma, konser fotoğrafçılığına dair her türlü yardıma da hazırım. Başka tanıdık arkadaşlar da geliyorlar. Yeri gelmişken ondan da bahsedeyim. Sağ üst tarafta da bir logo var. Photobook Kolektif. Sunum içinde de yine yer vereceğim. Kısa bir tanıtımımız da olacak Photobook Kolektif ile ilgili ama Türkiye'deki ilk sanırım da tek konser fotoğrafçılığı platformu Türkiye'deki. Böyle bir oluşumumuz var. Ben de kurucu üyelerindenim. İçeriden grup elemanı arkadaşlarımızın da geleceğini tahmin ediyorum. Evet, Kaan Koçakoğlu merhaba. Rutkay İnkayalı merhaba. Bunlar Fotobook Kolektif üyesi arkadaşlarımız. Fujifilm Ankara ekibinden de arkadaşlar gelmiş. Onların da katkısı bende çok fazla. Özellikle bu Fujifilm'de sunum yapmam konusunda beni çok fazla teşvik ettiler. Çok fazla desteklediler. Onlara da özellikle yine teşekkür edeceğim. Daha başlamadım. Ben sadece şu anda oyalıyorum sizi. Biraz daha kalabalık olsun diye bekliyorum. Saat konusunda saat şu anda 21. Ağaçtan da
aslında başlayabiliriz. Dip ses olayında hala bir sıkıntımız var mı? Hala sorun oluyor mu? Beni çok net duyabiliyor musunuz? Sesle ilgili o dip ses haricinde başka bir sıkıntı var mı? Ben çok yavaş mı konuşuyorum, hızlı mı konuşuyorum, yüksek, düşük? Bir yorum yaparsanız ona göre ben de kendimi düzeltirim. Bir yorum yok gibi. Çekiliş var mı? Yok, çekilişimiz maalesef yok. Çekiliş yaparız ya. Katılanlar arasında takip edenler. Dip seste şu an biraz daha iyileşme var. Teşekkürler Harun. Ben biraz daha fazla konuştukça sanırım o dip sesi de duymayacaksınız. Belki de benim sesime konsantre olacaksınız, onu duymayacaksınız. Elimden geldiğince hani konser fotoğrafçılığına başlarken konusunda hani size bildiklerimi aktarmaya çalışacağım. Bilemediklerim de çok fazla var. Yorumlarınız olursa çok sevinirim. Özellikle sunumun son kısmına soru cevap yapalım diye düşünüyorum. Biraz gül, somurtma. Peki. Ciddi bir şey yapıyoruz Cihan Bey, lütfen. Şöyle bir durum var. Ben Fujifilm bünyesinde farklı şehirlerde sunumlar yaptım ve her sunumda sunum şekillendi, güncellendi. Kimisi biraz maddi konulara girdi. Konser fotoğrafında para var mı gibi. Kimisi biraz daha teknik konulara girdi. Kimisinde yasal sıkıntılarla, izinlerle ilgili sorular geldi. Onlar üzerinden gittik. Ve ben hani mümkün olduğunca orada gelen sorulara göre sunumu şekillendirmeye çalıştım. Farklı mecralarda da konser fotoğrafına dair işler yapıyoruz. İşte fotoğraf dergisinde bir yazı dizisine başlattık. Üçüncü bölüm önümüzdeki ay çıkacak. Orada bu anlattıklarımızın daha detaylı halinde bulabilirsiniz. Bunun haricinde ben atölyelerde düzenlemeye çalışıyorum. Etrafımdaki insanlara ulaşmaya çalışıyorum. Diğer konser fotoğrafçıları ne yapabiliriz, nasıl geliştirebiliriz kendimizi diye. Yani mümkün olduğunca sunumu da bu şekilde hazırladım ve genelde bana gelen sorular üzerinden bir sunum hazırladım bu sefer. Normalde şehirlere gidip yaptığım sunumlardan biraz daha farklı. İçerik hemen hemen aynı ama şekilsel olarak biraz daha sorular üzerinden gideceğiz. Çok kısaca kendimi de tanıtmaya başlayabilirim. Süremizde bir bakalım. Birkaç Fuji'den mesaj gelmiş. Fan sesi gibi ama yapacak bir şey yok. İyi yayınlar dileyenler var cep telefonundan. Cep telefonunda artık çok da fazla uğraşmayayım. Hani başlangıç anlamında bir sıkıntımız var mı yok mu diye kontrol etmek için baktım. Hepiniz hoş geldiniz diyorum öncelikle. Bu cumartesi gecenizi bana ayırdınız. Bu sunuma ayırdınız. Fotoğrafçılara gönül verdiniz ya da en azından konser fotoğrafçılığıyla ilgilendiğinizden dolayı da teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki ayırdınız zamanınızı. Ben Serkan Tuna. Yaklaşık 5 yıldır konser fotoğrafı çekiyorum. Aslında fotoğraf geçmişim çok eski değil. Yani 36 yaşındayım ama hani toplasanız 10 senedir belki fotoğraf çekiyorum. Sonradan öğrendim bu işleri. Bir şekilde hayatımın da merkezinde diyebilirim fotoğraf. Başka bir işle de uğraşıyorum. Devlet kurumunda çalışıyorum ama fotoğraf benim için bir hobiden de öte bir şey oldu. Konser fotoğrafçısı ise apayrı bir dünya benim için. Bugün de işte 4 senedir, 5 senedir yaptığım çekimlerle ilgili öğrendiklerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir kısa bir teşekkür kısmım var. Onu yapayım. Demin bahsettim ama özellikle Fujifilm Ankara ekibinden Can Balaban ve Hazar Çelik ilk sunumu Ankara'daki showroom'da yapmıştım. Onlar beni teşvik etmişlerdi ve onlar sayesinde Fuji'nin diğer mağazalarında da bu tarz sunumlar yaptım. Çok teşekkür ediyorum onlara. Onun haricinde Fujifilm ekibine yine çok teşekkür ediyorum. Böyle günlerde bu tarz etkinlikler yaptıkları için yani bizi bir şekilde bir araya getiriyorlar. Online çevrim içi platformlarda bir araya geliyoruz. Bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Gayet keyifli söyleşiler, eğitimler var. Devam edecekler umarım. Normal günlere döndüğümüz zaman tabii ki yüz yüze karşılıklı eğitimlerin olmasından yanayız ama hiç olmamasındansa böyle bir şeyin olması da bizim için güzel bir durum. Demin de bahsettim. Kişisel bilgilerim şu anda ekranda, sunumda, sol alt köşede. Facebook sayfam, Instagram sayfam ve cep telefonum var. WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz.
Sorularınız varsa ben daha sonrasında sunum kapsamı dışında da sorularınız olabilir. Yine konser fotoğrafçıya ilgili cevaplamaya hazırım. Yine bahsettiğim gibi 5-6 tane basit soru üzerinden konser fotoğrafçıya başlarken sunumunu gerçekleştireceğiz. Sunum ilerledikçe zaten o soruları göreceksiniz ama onun haricinde aklınıza gelen sorular varsa da özellikle sunumun sonuna bırakmanızı rica ediyorum. Çünkü ben sunumu anlatırken yan taraftan da sizi takip edebilmem, yazdıklarınızı takip edebilmem biraz zor olabilir. Özellikle sunumu tamamladıktan sonra sorulara bakacağım. Hani son tarafta olursa onlar birebir daha rahat cevap verebilirim diye düşünüyorum. Yavaştan da başlayabiliriz herhalde. Bir yudum alayım izninizle. İlk sorumuz. Konser fotoğrafı neden çekilir? Bunun çok fazla cevabı olabilir ama ben şöyle kısaca özetlemeye çalıştım. Birincisi, müzisyen kendi arşivi için isteyebilir bu fotoğrafları belge niteliğinde. Bir diğeri, organizasyonlar, konser organizasyonu yapan firmalar, mekanlar, konser salonları kendi arşivleri için, kendi reklamları için konser fotoğraflarını isteyebilirler. Basılı medya şu an maalesef çok kalmadı. Artık müzik yayını neredeyse çok az. Onlar isteyebilir ama bu daha çok artık biraz daha çevrim içi medyaya döndü. Müzikle ilgili yayınlar. Bunlar isteyebilir. PR çalışması için grup elemanları, müzisyenler isteyebilir. Promosyon, afiş, albüm kapağı çalışmaları için isteyebilir konser fotoğraflarını. Sosyal medya içeriği için istenebilir bunlar. Belli başlı organizasyonlar, sayfalar var. Bu tarz yayınlar yapan, konser haberleri veren, konserden görüntüler sunan farklı mecralar var. Oralar isteyebilir. Bir diğeri de fotoğrafçının kişisel arşivi, belge niteliğinde. Tabi bu son söylediğim biraz daha amatör fotoğrafçılar için ama işte asıl soruya doğru geliyoruz. Bu konser fotoğraflarındaki en büyük ayrımlardan biri. Profesyonel konser fotoğrafçısı ve amatör konser fotoğrafçısı. Profesyonel konser fotoğrafçısı hayatını bununla devam ettiren insan ve çektiği fotoğraflarla fotoğraflardan para kazanan ve hayatını bununla devam ettiren insanlar. Amatör konser fotoğrafçıları ise biraz daha farklı, biraz daha tuzları kuru oluyor bunların ki ben de bu kategorideyim. Ben de bir amatör konser fotoğrafçısıyım. Hayatımı profesyonel olarak konser fotoğraflarından kazanmıyorum. İkisi arasında çok ciddi çekişmeler, sıkıntılar olabilir ama amaç olarak baktığımız zaman hemen hemen aynı amaçlar için fotoğraf çekiyorlar. İkisinin kesişim kümeleri var ama birbirlerine saygı duyması gereken yerlerde olduğunu düşünüyorum. Yani bir amatör konser fotoğrafçısı, profesyonel bir fotoğrafçı varsa kendini bir adım geriye atmalı. Belki profesyonel konser fotoğrafçısı da amatörleri gördüğü zaman hani onlar için izinler konusunda kolaylık sağlayabilir diye düşünüyorum. Ama ne olursa olsun demin de bahsettiğim bu gerekçeler, neden konser fotoğrafı çekiyoruz'u bir şekilde özetlemeye çalıştım burada. Tamam, fotoğrafçılar bu şekilde çekiyor. Peki ben neden çekiyorum? Ben bunu yine sunumlarda düşünüyordum. Yani bir şekilde açıklamak gerektiğini ama tam olarak ifade edemiyordum. Ve bu süreçte karşıma da George Orwell'ın Neden Yazıyorum adlı makalesi çıktı. George Orwell'ın Neden Yazdığını dört başlık altında gruplandırıyor. Saf bencillik için diyor. Öznellik yani. Hikayeyi bir de benden dinlemenizi istiyorum diyor. Evet, siz de orada bir şeyler gördünüz. Ben de gördüm. Orada çıkan sanatçıyı siz de fotoğrafını çektiniz. Ben de çektim. Bir de benden görün fotoğrafları. Biraz bu şekilde düşünüyorum. Yani burada biraz şeye de girmek lazım. Da diğer konser fotoğrafçısı arkadaşlarla bazı konularda tartışıyoruz. Yani bir kişi, bir fotoğrafçı bir konseri çekiyorsa diğerlerinin çekmesine gerek yok. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü herkesin gözü ayrıdır. Ve ne kadar fazla insan fotoğraf çekerse o kadar farklı şey görebilme şansımız artar. Herkes fotoğraf çekmeli, herkes konser fotoğrafı çekmeli. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Biraz daha demokratikleşmeli. Nasıl fotoğraf hani bazı mecraları demokratikleştirdiyse bence konser fotoğrafçılığında da bu olmalı. Zaten cep telefonu konusunda da buna birazdan geleceğim. Hatta bir sonraki slaydım da bununla ilgili. Estetik coşku, üretmenin verdiği haz. Bu yüzden konser fotoğrafı çekiyorum. Benim eski mesleğim araştırma görevliliğiydi. Bir şeyler yapıyordum, deney yapıyordum, sonuç elde ediyordum. Bir şekilde yaptığım işten tatmini elde ediyordum. Ama sonra ne zaman ki meslek değişti, memuriyete döndüm.
O zaman bir şeyler üretmenin verdiği hazzı alamıyordum. Ben bunu işte konser fotoğrafı çekerek almaya başladım. Ve o anlamda da benim için gerçekten çok önemli bu asidik yoğunluk kısmı. Tarihsel dürtü belge üretmek. Yani çektiğim her fotoğrafın bir belge olduğunu düşünüyorum. Bu da biraz şeyden geldi. 2-3 yıl önce Hazel grubunun başrolünde olduğu bir belgesel vardı. Ankara Rocks belgeseli. Maalesef elinde çok fazla kayıt yoktu. Yani videoda yoktu, fotoğraf da yoktu. Yani ben buna gerçekten çok içerlemiştim. Yani tabii ki 80'lerde, 90'lar şu an kadar yaygın değildi kameralar, iletişim. Ama gene de olmalıydı diye düşünüyorum. Hani o da benim için bir motivasyon oldu. Her konser benim için gidilmesi gereken bir şey, belgelenmesi gereken bir olay olduğunu düşünüyorum. Bu da biraz tarihsel dürtü başlığı altında nitelenebilir. Bir diğeri de, bu da neden rock ve metal konser fotoğrafları çektiğime dair bir açıklama olabilir. Politik gaye, tarafını seçmek. Ben ciddi anlamda burada tarafımı seçiyorum. Dinlemediğim müziği çekmiyorum. Sevmediğim müziği çekmiyorum. Yani o yüzden de aslında çok kendimi de kısıtlandırıyorum. Sadece rock ve metal müzisyenlerinin fotoğraflarını çekiyorum. Zaten örnekleri de birazdan göreceksiniz. Burada bir fotoğraf. Pilli Bebek konserinden, Ankara'daki Pilli Bebek konserinden bir fotoğraf. Peki bu insanlar bu fotoğrafları neden çekiyor? Yani amaçları ne? Orada olduklarını kanıtlamak mı? Kişisel tatmin mi? Yoksa o şarkı, o an çalınan, o plebeyin o an çaldığı şarkı onlar için çok özel ve o özel anı mı kaydetmek istiyorlar? Bunlar hep aklımda olan sorular ve gene fotobook üyelerinden arkadaşım Emre ile de bu konuyu konuştuk, tartıştık. Diğer arkadaşlarımızla da tartışmıştık. Cep telefonu ile konser fotoğrafları çekme işi. Yani işin iki tarafı var. Bir tarafta cep telefonlarının artık profesyonel makinelerin yerine geçip geçememe durumları. Bu değerlendirmesi gereken bir durum. Belki şu an değil ama ileride bu büyük bir risk olacak bizim için, konser fotoğrafçıları için. Bir diğeri de yani herkes çekmeli mi? Herkes bu fotoğrafları çekmeli mi? Yoksa bir yasak mı getirilmeli? Bu konuyla ilgili yurt dışında farklı örnekler de var. En son bildiğim Ocak ayında, yani 2020'nin artık son konserleri diyelim. Ocak ayında İngiltere'de gerçekleşen Madonna konserlerinde 14 konserlik bir turneydi sanırım. Cep telefonları manyetik çantalar içine toplanmış. Herkese manyetik çanta verilmiş başlangıçta ki cep telefonuyla kayıt yapılmasın, fotoğraf çekilmesin diye. İşte bu da işin farklı bir yanı ama cep telefonu olayı, mobil fotoğrafçılık belki de dikkat edilmesi gereken, üzerine tartışılması, konuşulması gereken alanlardan biri. Konser fotoğrafçılığı da dahilinde. Bir diğer sorumuz, o altı büyük sorudan bir diğer sorumuz da konser fotoğrafı nasıl çekilir? İnternet arattığınız zaman size genelde şöyle bir 10 maddelik bir liste verilecek teknik bilgiler. Ben burada onları kısaca özetlemeye çalıştım. 10 temel kural. Konser fotoğrafçılığında dikkat edilmesi gereken 10 temel kural. Çok hızlı hızlı geçeceğim. Bunları zaten çoğunuz da biliyorsunuzdur ama ben yine de hani sunumda da bir bütünlük teşkil etmesi anlamında yine ekledim. Çekim modu manuel veya diyafram öncelikli olmalı. Ben diyafram öncelikli tercih etmiyorum. Ben direkt manuel modda çekim yapıyorum. Diyafram en açık değerde olmalı. Tabii ki sonuçta alan derinliğine göre, başka şartlara göre, havanın aydınlık durumuna göre değişir bunlar ama genelde karanlık mekanlarda ya da ışığın az olduğu mekanlar olduğu için genelde açık diyafram tercih edilir. Enstantane tabii ki duruma göre değişir. Anı yakalamak istediğiniz zaman kullanmanız gereken enstantane değeri farklıdır. Ama özel bir çekim yapmak istiyorsanız, hareket netsizliği vermek istiyorsanız bunun için kullanmanız gereken enstantane değeri farklıdır. Odak uzaklığınıza göre tabii ki yine enstantane değerinizde değişmesi gerekir. ISO hassasiyeti belki de en hassas noktalardan biri. Çoğu insan makinesinin ISO'sunu zorlamaya çekinir. Yani 100 ISO, 200 ISO gibi değerlerde çekim yapar ama konser fotoğrafçılığında bu çok iyi sonuçlar vermeyecektir. 1600 ve 6400 arası en azından benim için bu değerler güvenli bölge. Daha önce kullandığım sistem 1600 üzerine çıkamazken şu an kullandığım Fuji X-H1 makinesiyle, kamerasıyla 6400'e kadar rahat rahat çıkabiliyorum. Çok zorlandığım durumlarda hani birazdan değineceğim o teknik kusursuzluk vesaire anlamında ya da anı yakalamak anlamında 12800'e kadar çıktığımda oldu. Ama yüksek ISO'ları düşünmeniz gerekiyor. Işık ölçüm modu manuel çektiğim için çok önemsemiyorum ama eğer diyafram öncelikli modda çekim yapıyorsanız noktasal ölçüm yapmanız gerekir.
Netleme konusu, ben otomatik sesle ilgili sıkıntı mı var şu anda? Yok herhalde, değil mi? Biri yazmış ama maalesef bende de ses yok. Sesle ilgili bir sıkıntı var mı? Böldüm ama arkadaşlar. Ses var mı? Biri yorum yazmadı. Devam ediyorum. Sesle ilgili bir sıkıntı yok herhalde. Netleme otomatik ve tek noktada, ortada netleme yaptırıyorum. Daha sonra kaydırma tekniği kullanıyorum. Ona göre kadrajımı şekillendirebiliyorum tekrardan. Beyaz ayarı, RAW çekim yapılmıyorsa ışın sıcaklığına göre ayarlanmalı ama konser fotoğraflarında bu çok mümkün değil gibi. Hani o yüzden de hem RAW çekim hem de otomatiği almak güvenli bölgede olmak anlamında doğru bir tercih diye düşünüyorum. Seri çekim, yüksek hızda veya düşük hızda seri çekim yapılabilir. Yapılmalıdır. Single dediğimiz o çekimler çok iyi sonuçlar vermiyor. Seri çekim yapmak lazım. Bunun farklı gerekçeleri de var çünkü sahne çok kaotik bir ortam. Bir taraftan biri hareket eder, öbür taraftan biri sabittir. Tek bir müzisyeni çekmiyorsunuz, bir sürü insan var. Seyirci faktörü var vesaire var. Hani o yüzden seri çekimi almak, belki aynı karenin 5-6 versiyonun elinizde olması iyi. Olmalı yani, öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Demin de bahsettiğim gibi fotoğraf formatı RAW olmalı. Özellikle beyaz ayarı konusunda ve benim gibi eğer işlemeyi seviyorsanız bu da önemli. Flash kullanımı. Eskiden buna şey derdim. Flash kullanımı kesinlikle kullanılmamalı derdim ama eğer çok özel bir çekim yapmıyorsanız kullanmayın diyorum ama birkaç kere şahit oldum. Profesyonel fotoğrafçılar işi biliyorlar. Konser fotoğrafçısı değil, fotoğrafı biliyorlar. Ellerinde tepe flaşlarıyla, softboxlarla gelip çekim yapmaya çalıştılar konserde. En fazla 3 dakika dayanabildiler. Çünkü mümkün değil, yapamazsınız. Hem seyirciye yazık, hem size yazık, hem sahnedeki müzisyene yazık. O yüzden flaş kullanmayın. Eğer özel bir çekim yapmıyorsanız. Bu hatta zaten konser fotoğrafçının yazılı olmayan kurallarında da değineceğiz. Flaş kullanımı dikkat edilmesi gereken hususlardan biri. Burada yaklaşık bir 10-15 fotoğraf, portfolyomdan örnekler sunacağım size. Çoğunlukla tekil fotoğraflar, tek grup elemanının olduğu fotoğraflar. Sağ alt köşede de exit bilgileri yer alıyor. Daha sonrasında hani sunuma bakmak isteyenler, fotoğrafları incelemek isteyenler olursa diye de bu bilgileri buraya koydum. Sadece bu kısımdaki fotoğraflarda exit bilgileri var. Emir Demirkan'ın Ankara'daki konserinden. Sol taraftaki Nejat Yavaşoğulları, Bulutsuzluk Özlemi. Sağ tarafta Pentagram'dan Murat İlkan. Değerleri görüyorsunuz. Özellikle ISO'ya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu ikisi de festival fotoğrafı olduğu için telefoto lensle çekilmiş fotoğraflar. Oda kuzaklıkları zaten gayet fazla. Fatma Turgut'un İstanbul'daki bir konserinden 1600 ISO ile çekilmiş bir fotoğraf. Harun Tekin, Milyon Fest'in festivallerinden biri de çekilmiş bir fotoğrafı. Bir fotoğraf daha. Geniş açıyla çekilmiş bir fotoğraf. Kurban'ın davulcusu Burak Gürpınar. 1600 ISO ile çekilmiş bir fotoğraf. Diyafram 4, enstantane 1-200, 3-5 mm oda uzaklığı var. Athena, Gökhan. Pili Bebeğin Ankara konserinden bir fotoğraf. Hayko Cepkin. Burada size sunduğum fotoğraflar genelde festival fotoğrafları. Çünkü festivaller ışık koşulları çok çok daha iyi. Öyle olduğu zaman da daha iyi fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Apokaliptika'nın fotoğrafı. Çok standart bir fotoğraf aslında. Apokaliptika her konserinde bu tarz pozlar veriyor. Burada fotoğrafçıya da çok fazla iş düşmüyor. Sahnenin önünde olmanız yeter. İlla ki bu tarz fotoğraflar çıkıyor karşınıza. Murat Zümrüt sunumun sonuna doğru kendisini bir kez daha anacağım. Özellikle konser fotoğrafına başlamama sebep olan insanlardan biridir. İstanbul'daki konserlerinden birinden bir enstantane. Madcap benim için gerçekten çok önemli olan bir grup. Onların 2 sene önce Zeytinli, yanlış hatırlamıyorsam, ya Zeytinli ya Kuşadası Festivali'nden bir fotoğraf. Sol tarafta Katatonya, sağ tarafta da David Elefson. Ankara'daki konserlerinden fotoğraflar.
Soldaki telelensle zoom yapılarak çekilen bir fotoğraf. Sağdaki ise sahnenin hemen önünden geniş açıyla çekilen bir fotoğraf. Bu fotoğraf benim için gerçekten ilginç ve çok sevdiğim fotoğraflardan biridir. Hani kısaca o yüzden de hikayesini anlatmak istiyorum. Ankara'da Haggard grubunun bir konseri. Gitarist Quartata soyadı İtalyan. Bu konserde çekebileceğim bütün fotoğrafları çektim. Daha sonrasında yoruldum, arka taraflara gittim. Çok tesadüf bir şekilde ses ve ışık kontrolünün yapıldığı yerin yanındaymışım. Oradaki teknisyen görevli bana bir şeyler işaret ediyor. Ben anlamadım. Ne diyorsun? Ne demek istiyorsun? Böyle anlaşamadık. Gürültü var, dil bilmiyoruz vesaire. Bir şekilde bu gitaristin etrafında o spot ışığını döndürmeye başladı. Bana işaret ediyor. Bak diyor, şimdi sana güzel bir fotoğraf alanı yaratacağım demeye getiriyor. Işığı döndürdü, döndürdü, döndürdü. En sonunda gitaristin üzerine bu şekilde konumlandırdı. Bana da sadece deklanşöre basmak düştü ve sonra da böyle fotoğraf serisi çıktı. Bunun devamı da var ama hani en işe yararlardan biri buydu. Ben de hani her sunumda hani hem fotoğrafı gösteriyorum hani bu hikayeyi anlatıyorum. Yani fotoğrafı bazen sadece fotoğrafçı da çekmez. Burada hem gitaristin payı var, hem oradaki ışık teknisyenin payı var, hem de oradaki o coşkulu seyircinin payı var. Yine benim için özel olan fotoğraflardan biri. Latin Christ grubunun fotoğrafı. Çoğunlukla tekil fotoğraflardı. Yani tekil fotoğraflar derken tek kişi grup elemanlarının fotoğrafları değil, ya topluca olan fotoğraflar da vardı ama burada biraz da genel çalışma akışından bahsedeyim ve diğer tarz fotoğraflardan bahsedeyim. Genelde elimdeki bütün lenslerle çekim yapmaya çalışıyorum. Mekan izin verdiği sürece. Yani kastettiğim şey şu: eğer 100 kişilik, 200 kişilik küçük bir salonda çekim yapacaksanız tele lens orada işe yaramaz. Ya da büyük bir festivaldesiniz ama sahne önüne geçme şansınız yoksa geniş açıyı orada kullanamazsınız. Şartların, fiziksel şartların el verdiği ölçüde elimdeki bütün lenslerle çekim yapmaya çalışıyorum. Grup elemanlarını muhakkak tekli fotoğrafları olmasını istiyorum elimde. Daha sonrasında ikili ve üçlü pozlamalara giriyorum. Yani birbirleriyle etkileşimleri, sahne üzerindeki etkileşimlerini kovalıyorum. Grubun kesinlikle tamamını pozluyorum. Yani ya geniş açıyla ya uzaktan teleyle bir şekilde o konserde o grup elemanların hepsi bir karede elimde olsun istiyorum. Seyirci etkileşimi arıyorum. Sırf seyirci fotoğrafları da çekiyorum. Seyirciyle grup elemanlarının etkileşimlerini de arıyorum. Buraya yazmamışım gerçi ama davulcular benim için özel. Muhakkak davulcuları özel olarak çalıştım. Zaten tekli grup elemanlarını tekli çektiğimi söylemiştim ama davulcuları daha bir özel ilgi duyuyorum. Ben de zamanında davul çaldığım için benim için önemliler. O yüzden de davulcular muhakkak davulcu fotoğrafları da oluyor. Farklı tekniklerden kastım yani buraya kadar saydıklarımın hepsini elde ettiğim zaman, yani ikili, üçlü, tekli, bütün grubu, seyirci etkileşimi vesaire çektikten sonra artık arayışlar içine giriyorum. Bunlar ama çok klasik teknikler. İşte zoom in, zoom out, istemli kamera hareketi, düşük enstantane ile hareket netsizliği vesaire gibi denemeler yapmaya çalışıyorum. Şimdi bunlardan biraz örnekler vereyim. Latin Christ grubunun İzmir'deki konserinden bir fotoğraf. Bütün dört grup elemanı da bir arada. 2019'un Kasım'ındaydı yanlış hatırlamıyorsam, Dr. Skull yıllar sonra bir araya geldiler. Grup elemanları ve seyirci bir arada. Apokaliptika'nın dört grup elemanının bir arada olduğu bir fotoğraf. Bazen böyle detaylar da arıyorum. Nightmare grubunun gitaristleri Bülent Başarı ve Ozan Erkal. Onların bir fotoğrafı. Yine Dr. Skull konserinden vokalistin bir fotoğrafı. Burada da artık yine aslında farklı denemeler diyebileceğimiz fotoğraflar. Geniş açıyla mümkün olunca fazla yaklaşarak bir portre denemesi. Biraz üstten çekmeye çalıştığım bir fotoğraf. Yine geniş açıyla alttan ve yakın detay çekmeye çalıştığım fotoğraflar. Five Horsemen, Metallica Tribute grubunun Ankara'daki konserinden fotoğraflar. Yakın çekim, detay ve geniş açı. Davulcular serisi. Dr. Skull. Alper Yarangemeli, Alpay Şalt, Amazon grubu, Sales of Serenity, Mor ve Ötesi, Five Horsemen'in davulcusu, Onur Akça. Bazen özellikle eğer grup elemanlarını tanırız, davulcularda çok büyük avantajı var. Çünkü davulcular oturuyorlar, etrafı daha rahat görebiliyorlar. Oturdukları için
poz verme durumları da uygun oluyor. Burada aslında Onur Akça bana biraz poz vermiş durumda. Ya da şurada gördüğünüz gibi apaçık poz veriyor. Demek ki belki biraz daha poz vermiyormuş gibi çekilmiş bir fotoğraf ama burada direkt bana poz veriyor. Madcap grubunun davulcusu Faruk. Yine festivalden bir fotoğraf. Sürekli çalıştığınız grupların olması bir yerde dezavantaj, bir yerde avantaj. Dezavantaj çünkü sürekli aynı şeyleri çekiyor gibi hissediyorsunuz. Avantaj, iki türlü avantajı var. Birincisi sizi yaratıcı olmaya zorluyor. Sürekli aynı şeyleri çekmek yerine bunları daha önce böyle çekmiştim, şimdi bu böyle çekeyim ya da şu tekniği deneyebilirim, bunu uygulayabilirim diyorsunuz. Diğer avantaj da bir önceki konserde yaptığınız hatayı bir sonraki konserde telafi edebiliyorsunuz. Yine Faruk'un başka bir konserden fotoğrafı. Faruk'la böyle bir seri çalışma yaptık. Farklı konserlerde davulcu kuş bakışı görüntüsü. İlk denememiz bu şekildeydi, açık havada. Işık fena değil. Daha sonra kapalı bir ortamda denedik. Çok verimli olmadı. Hani böyle bir fotoğraf oldu ama en azından kafamda istediğim şeyi elde edebildim. Yani kadraj anlamında. Daha sonrasında da işte açık hava festivaline gidince tekrardan yine istediğime yakın bir fotoğraf elde etmiş oldum. Işık koşulları çok değişken. Yani kimi zaman sahnedeki grup elemanları çok aydınlık olmuyor. Bazen bu şekilde ters ışıklar da olabiliyor. Ben onlardan da faydalanmaya çalışıyorum. Birkaç tane ters ışık örneğimiz var burada. Varla grubunun Ankara'da verdiği konserden bir fotoğraf. Apokaliptika'nın bir fotoğrafı. Ben gene bir kontrol edeyim. Her şey yolunda değil mi? Bir sıkıntı yok. Cep telefonu izleyip Suat Gençer. Ses gayet güzel. Güzel. Devam ediyorum. Bir sıkıntı yoksa devam edebilirim. Demin o Haggard'ın gitaristinde verdiğim örnek gibi bazen hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Grup elemanları bu Freddie Mercury tribute grubu, A Kind of Vision, vokalisti Freddie Mercury gibi. Yani o pozu verdikten sonra bana sadece deklanşöre basmak düşüyor. Ya da burada olduğu gibi makyaj yapıp özel maskelerle, özel kıyafetlerle sahneye çıkan gruplar da oluyor. Sülfür Ensemble'dan Erdem Çapar. Vatein grubu en ekstrem, çektiğim en ekstrem gruplardan biriydi. Çok ciddi anlamda farklı ritüelleri var sahnede. Mümkün olduğunca vahşi göstermeye çalıştım bu fotoğrafta. Benim göstermeme de gerek yoktu aslında. Yani neredeyse doğal halleri, yani sahnedeki hallerini yansıttım fotoğrafa. Moonspell aynı konserde sürekli kostüm değiştirdi, sürekli bir aksesuar kullandı. Özellikle bu üçünü yan yana koymak istedim. 2019'un sonbaharında İstanbul'da verdikleri konser. Her şarkıda farklı bir konsept, farklı bir kıyafet denedi. Bu üçünü bir araya koymaya çalıştım. Yani sizin özel bir şey yapmanıza gerek kalmayan durumlarda olabilir. Rakov'dan bir fotoğraf, Undertakers grubu, pyrolarla alev şovu. Madcap'in festivalden bir fotoğrafı. Burada da Maytap, artık fişek ne deniyorsa bilmiyorum ama böyle bir sahne şovu. Yine Madcap'in bir fotoğrafı. Burada vücutlarında neon makyaj var. Ve bu makyaj için 4-5 saat konser öncesi çalıştılar. Ve ben de hani mümkün olduğunca o makyajı ön plana çıkarmaya çalıştım. Yine ışık teknisyeninin sayesinde çekilmiş bir fotoğraf. Katatonya olması lazım. Ankara'daki Katatonya konserinden. Demin bahsetmiştim seyirci ve seyirci etkileşim fotoğraflarından. Bunlara ben çok geç başladım. Hani daha önce konser fotoğrafçısı nedir? Sahnede biri var. Gidersin onu çekersin. O duyguyu aktarmaya çalışırsın sahnedeki kişinin diye düşünürdüm ama sadece konser fotoğraflarında sadece sahnedeki sanatçı değil, seyirci de muhakkak dahil edilmeli. Bir şekilde fotoğraflarda olmalı. Burada da şansıma Demir Demirkan sahneden indi. Seyirciler arasında mikrofon, kablosuz mikrofon var, sistemi var. Seyirciler arasında çalmaya devam ediyordu. Yani zor bir fotoğraf. Çünkü seyircilerde o sırada ışık yok. Ve hani böyle bir şey çıkarmaya çalıştım. Gene aslında Moonspell konserinden bu sefer de grup elemanlarının seyirciyle etkileşimi fotoğrafladım. Rotting Christ konserinden seyirci etkileşim fotoğrafları. Five Horsemen'in İstanbul'daki konserinden. Ben de mümkün olduğunca
Bir fan ne hissediyorsa, seyirci ne hissediyorsa onları vermek için bazı durumlarda onların da yanından fotoğraflar çektiğim oluyor. Yani burada aslında ben de elimi uzatıyorum orada vokaliste Murat'a. Anathema'nın Ankara'daki konserinden bir kare. Demin gösterdiğim o Haggard konserinden organizasyon benden bütün seyirciyi gösteren bir fotoğraf da istemişti. Bu da o fotoğraf. Elimden geldiğince bütün seyirciyi göstermeye çalıştım. Aslında yukarı tarafa balkon da var ama orayı alamamıştım. Diğer fotoğraflarda sahne üzerine değilim ama burada Black Tutun sahnesinde sahne üzerindeyim ve sağ tarafta Onur Akça'ya gelen bir içecek açılmış, patlamış artık. Öyle bir an çekmiştim, yakalayabilmiştim. Pilli Bebek'in sahnesinin üzerindeyim. Burada sadece artık seyirci çekiliyor. Yani orada Pilli Bebek grup elemanları belki sadece seyirci destekleyen yan öğeler gibi düşünebiliriz. Asıl o çekilmesi istenen şey orada seyirci. 2019 yazında Rakof Festivali'nden Opeth headline olarak çıkmıştı. En son çıkmıştı. Bayağı kalabalık bir konserdi. Oradan bir fotoğraf. Seyirci etkileşimi, seyirci fotoğraflarına da yine Katatonya Ankara konseri. Batı Akdeniz'in bir lise festivalinde spor salonunda yapılan bir lise festivalinden bir fotoğraf. Bu da son çektiğim konser. New Model Army İngiliz grup Ankara'ya gelmişti. O zaman çektiğim bir fotoğraf. Son konser. Bu da sevdiğim fotoğraflardan biri. Moonspell, evet Moonspell'den çok bahsettim. Normalde sosyal medyada çok fazla Moonspell fotoğrafı paylaşmamıştım. Burada en azından paylaşayım istiyorum. Fotoğraf çok şanslı olduğum bir fotoğraftı. Sahnenin hemen önündeki fotoğrafçıyı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama belki mouse'da gösterebilirim. Şuradaki fotoğrafçı, o da bizim ekipten Burak Baban. İkimiz görevliyiz. Moonspell ve Latin Christ'ı çekeceğiz. Şöyle bir paylaşım yaptık. Dedik ki, Moonspell'de sen önde ol, ben yukarıda olayım. Sonra yer değiştiririz. Tamam. Ya da Latin Christ. Ama hani bir şekilde yer değişeceğiz. Ama ne mümkün. Sahne anormal kalabalık, adım atılacak yer yok. Ben bir kere yukarı çıkmış bulundum ve yukarıdayım sürekli. Burak da sahne önünde, başka hiçbir yere gidemiyor. O sahne önünden fotoğrafları çekti. Ben sahne üstünden fotoğrafları çektim. Bu da şanslıyım. Balkon kısmı tam sahnenin bitimine denk geliyordu. Böyle bir fotoğraf çıktı. Yani sevdiğim fotoğraflardan biri. Dr. Skull'ın yıllar sonra gerçekleşen konserinden son sahne. Benim çektiğim gerçekten çok özel. Teknik olarak belki kötü bir fotoğraf, işlem olarak belki kötü bir fotoğraf ama anlam olarak benim çektiğim en anlamlı fotoğraflardan biri. Bir yani maalesef ama bir vedanın fotoğrafı. Böyle bir coşkulu seyirciye veda ederlerken ben de bu anı ölümsüzleştirebildim. Demin de bahsetmiştim MadCap'le düzenli olarak çalışıyorum. Onlarla çektiğim ve yani sürekli çekmenin verdiği avantajlardan biri de bu. En üstteki Ankara'daki konserlerinden ortadaki yanlış hatırlamıyorsam Kuşadası ve daha sonra da Zeytinli'den bir fotoğraf. Günün farklı saatlerine çıkıyorlar sahneye. Ama üçünü böyle karşılaştırma anlamında hoşuma gidiyor fotoğrafları böyle sunmak. Bunun haricinde görmüşsünüzdür zaten fark etmişsinizdir. Ben fotoğraflarla oynamayı, fotoğrafları işlemeyi gerçekten çok seviyorum. Bu fotoğraflar da aslında siyah beyaza çevrilip ve mümkün olduğu kadar işte low-key havası vermeye çalıştığım fotoğraflar. Yeri geliyor fırçayla exposure'u kısarak etrafı temizliyorum. Siyah bir tuval üzerine sanki öyle siyah beyaz modelimi yerleştiriyor gibiyim. Kurbanın bir fotoğrafı. Iron Maiden'ın eski vokalisti Blaze Bayley. Mümkün olduğu kadar sadeleştirmeye çalıştığım fotoğraflar bunlar. Pilli Bebek grup elemanları bu arada. Sol tarafta Black Tut'tan Tuna. Kepra'nın vokalisti. Yine Rakof Festivali'nden sağdaki fotoğraf. Latin Christ'tan iki tane fotoğraf. Sol tarafta Mor ve Ötesi, sağ tarafta Katatonya'dan, Katatonya'nın gitaristi. Soldaki Marlon'un gitaristi, sağ taraftaki de Fatma Turgut. Burada da yaptığım işin tam tersi. High key çalışmaya denedim, çalışmayı denedim.
belli yerlerde hani deformasyonlar vesaireler de var ama yine de benim hoşuma giden fotoğraflar. Bunu her zaman çekemiyorum. Açık hava festivali olması lazım, gündüz vakti olması lazım, arkanın temiz olması lazım. Burada iki müzisyenin de arkası bu arada iki ayrı fotoğraf. Sadece beyaz fonda olduğu için bu şekilde gözüküyor. İki ayrı fotoğraf bu şekilde işlemeyi tercih ettim. Değişik denemeler demiştim, farklı teknikler demiştim. Biraz da onlardan örnekler sunayım size. Hareket netsizliği, antena hızıyla. Burada şanslıyım. Mikrofon ayaklığı sabit duruyor. Eliyle çok sımsıkı bir şekilde tutmuş. Kafasını sallıyor. Bu şekilde hareket netsizliğini elde edebildim. Bu fotoğraf o kadar keskin değil. Çünkü vücudun her yeri neredeyse hareket ediyor. Özellikle sol bacağı, gitarı, kafası, eli. Yani orada farklı bir hareket netsizliği verdi. Sağ tarafı biraz daha sabit, sağ bacağı. Ama o da çok karanlıkta kaldığı için çok net gözükmüyor. Yine Marlon'un bir fotoğrafı, İstanbul'u grup Marlon'un bir fotoğrafı. Burada da zoom in zoom out denedim. Ve özellikle elinin ve o el kısmının net olmasını, yani neredeyse fotoğrafın merkezinin net olmasını istedim. Yani bu teknik aslında çok zor bir teknik değil ama fazla pratik yapmak lazım. Yani şu fotoğrafı çekmek için en az 20-30 kare çekmişimdir. Hani istediğim gibi olması için. Bunları ben aslında Photoshop'la da bunları yapabilirsiniz. Hani bölgesel seçim yapıp geri kalan kısmı hareketlendirebilirsiniz ama ben onları yapamıyorum. Bir, ikincisi de çok içime sinmiyor. Ben mümkün olduğu kadar biraz daha o ham halini de seviyorum. Hani o yüzü, etraftaki şeyler biraz daha doğal geliyor. O netsizlik daha doğal geliyor. O yüzden de bunu böyle tercih ediyorum. Kurban Burak Ankara'da bir workshop vermişti. Gene oradan bir fotoğraf. Zoom in zoom out ama buradaki zoom in zoom out bir öncekine göre daha yavaş bir zoom out. Öbüründe çok hızlı yapıyordum. Tak tak hızlı hızlı yapıyordum. Burada ama biraz daha zamana yayarak yaptığım için hareketi bu şekilde ışık uzmayanı daha fazla görebiliyorum. İstemli kamera hareketi. Bu dairesel istemli kamera hareketi ve özellikle net olan kısım hi-hat'in üzerindeki kısım. Yani şu bölgenin net olmasını istedim. Tam merkez oraya almıştım çünkü. Bu şekilde istemli kamera hareketi, dairesel istemli kamera hareketiyle elde edilmiş bir fotoğraf. Bu da yanal istemli kamera hareketiyle elde edilmiş bir fotoğraf. Senforak'tan bir fotoğraf. Ozan Erkal ve Murat Zümrüt, arkada da senfoni üyeleri. İyi geldik, hızlı gidiyoruz. Gene dediğim gibi sorularınız varsa bekletiyorum. Levan Uzbay, sorunu sonra tekrar alacağım, gördüm. Görece güzel olanı, güzel olan konser fotoğrafında görece güzel olanı güzellemek etik midir? Evet, güzel. Bu soruyu tartışabiliriz sonrasında. Sunumun sonuna doğru. Ben yine devam edeyim. Biraz daha hızlanayım. Her şey yolunda ama değil mi arkadaşlar? Bir sıkı söylemiştim. Arada gelen başka soru varsa onları da tekrar rica ediyorum. Sonda bir daha sorarlarsa o zaman size tekrar bir geri dönüş yapabilirim. Sunuma devam edelim. Peki. Konser fotoğrafçılığı neden zordur? Yani ilk başta şunu soralım. Zor mudur? Evet, zordur. Yani demin sunum içinde bahsetmiştim. Profesyonel olarak fotoğrafçılık yapan bir insan eline kamera alıp flashla beraber çekim yapmaya geliyor. Bilmiyor çünkü konser fotoğrafçılığını. Işık koşullarının ne olduğunu bilmiyor. Burası gerçekten önemli. Yani konser fotoğrafçılığının da kendi içinde belli zorlukları var, bilinmesi gereken şeyler var, kuralları var. Şimdi burada yani hem bu zorluklardan bahsedeceğim hem de bu kurallar nedir, nelere dikkat etmek lazım onlardan bahsedeceğim. Teknik doğruluk mu, anı yakalamak mı? Yani öyle fotoğraflar karşınıza çıkıyor ki izinleri nereden alıyorsunuz? Evet, bu soru güzel. Tamam, sorulara bakmayacaktım ama bununla ilgili bir kısmımız da var. Ondan da bahsedeceğim. Ama şu zorluk kısmından biraz bahsedeyim. Konser fotoğrafçısı kimi anlarda hakikaten bu ikileme düşüyor. Aslında bu daha çok haber fotoğrafçılarının, belgesel fotoğrafçılarının da düştüğü ikilem. Öyle bir an gelir ki sahnede o fotoğrafı muhakkak çekmeniz lazım. Belki çok titrek, keskin olmayan, ışığı çok kötü pozlanmış bir fotoğraf olacak ama teknik olarak doğru olmayan bir fotoğraf olacak ama o anın belgelenmesi gerekir. Böyle anlar da vardır. Yani bunlar arasında seçim yapmak durumunda kalır fotoğrafçı ve bu anları kovalar. Sahnede her an her şey olabilir, seyircide her an her şey olabilir. Ya ben çok net hatırlıyorum. Blacktooth özellikle Türkiye'de sahnesi çok güçlü olan gruplardan biridir. Yani her an her şey olabilir. Bir bakarsınız basçı Ozan atlamıştır sahneden. Öbür tarafta Tuna abi seyircinin üzerinde deniz yatağıyla geziyordur. Öbür tarafta davulcu başka bir şey yapıyordur.
Sürekli takip içinde olmanız lazım. Sürekli anı yakalamak için tetikte olmanız lazım. Bir avcı gibi olmanız lazım belki de. Ve böyle durumlarda teknik doğruluk bilmiyorum. Yani yakalayamayabilirsiniz. Tabii ki keşke o anları teknik doğrulukla yakalayabilsek. Keskin, net, doğru pozlanmış fotoğrafları elde edebilsek ama bu da her zaman mümkün olmuyor. Bu da işte konser fotoğrafçının en önemli zorluklarından biridir diye düşünüyorum. Bir diğer husus ışık koşulları. Fotoğraflarda gördünüz. Kimi fotoğraflar çok küçük mekanlarda, karanlık mekanlarda çekilmiş. Kimisi festivallerde aydınlık fotoğraflar. Kimi mekanların ışık koşulları çok iyi, kimisi çok kötü. Yani ışık konusunda da nefret ettiğimiz ışıklar da vardır. Kırmızı ışık gibi. Keşke her yer sarı ışık kullansa, beyaz ışık kullansa ama olmuyor. Bazen beyaz ışığı abartıyorlar, stroboskop yapıyorlar konser mekanlarında. Yani çok değişken ışık koşulları var. Hani o yüzden hepsine karşı tedbirli olmak lazım. Hepsine karşı hazırlıklı olmak lazım. Dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de ve zorluğu sağlayan şeylerden biri de bu ışık koşulları. Seyirci faktörü yine bahsetmiştim. Avantaj olabildiği gibi de dezavantaj da olabilir. Seyircinin varlığı işte müzisyenleri daha coşkulu hale getirir. Daha fazla poz yakalayabilirsiniz. Bu farklı bir şey. Ama bir taraftan da sahne önüne geçmek, seyircilerin arasından dolaşmak, farklı fotoğraflar çekebilmek. Yani asıl konserler seyirciler için düzenleniyor. Seyirci varlığıyla konserler devam eder. Şu an niye konser yok? Çünkü seyirci olmuyor. Yani birkaç tane online deneme yapılmış. Grup elemanları bir araya gelip live streaming falan yapıyorlar ama hani hiçbir o havayı vermiyor. Çünkü konserler seyirciyle güzel. Seyirci etkileşimiyle güzel. Ve konser fotoğrafçısı da buna dikkat etmek durumunda. Seyirci etkileşimi yakalamak durumunda. Ve asıl söylemek istediğim şey şu. Oraya para verip eğlenmeye gelin. Haklarına da dikkat etmemiz lazım. Hani bir seyircinin önüne geçip saatlerce hani fotoğrafçı onları zor durumda bırakacak şeyler yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum seyirci faktörü anlamında. İzin konularına burada giriş yapayım ama bunun için özel bir slaydım da var. Orada gireceğim. Yani elini kolunu sallayan konser fotoğrafı çekemiyor. Tabii ki duruma göre değişir. Yani normal olan bir yerde bir grup çıkıp 5 kişi izliyorsa onun için izin almanıza layık gerek olmaz. Ama kimse de size yurt dışından gelen çok popüler bir grubun fotoğraflarını çektirmez. Bunlar farklı var, farklı izin konuları var. Bunlara değineceğiz birazdan. Yazılı olmayan kurallar var. Her konser fotoğrafçısının muhakkak dikkat etmesi gereken. Hızlıca bunlardan bahsedeyim. 3 şarkı kuralı var. 1980'lerde Bruce Springsteen'le başlayan. Özellikle bu flash kuralıyla aslında beraber başlayan bir şey, kural. 80'lerde bir konser olduğu zaman fotoğrafçılar çat 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 flaşları patlatıyorlar. Bunun üzerine buna bir sınırlama getirelim diyorlar. Ve öylece 3 şarkı kuralı ortaya çıkıyor. Her fotoğrafçı, her grup bunu farklı uyguluyor. Kimisi hiç uygulamıyor. Kimisi sadece o sahne önündeki dediğimiz yerde 3 şarkıya izin veriyor. Farklı farklı uygulamaları var. Ne olursa olsun organizasyon, grup ya da mekan ne bize veriyorsa kural olarak buna uymamız gerekiyor. Flash olayı da buna dahil. Kaba olmamak, demin bahsettim. Yani seyirci olayı çok önemli. Kaba olmama olayı sadece seyirci için değil. Tabii ki seyirciyle de kaba olmayacağız. Diğer çekim yapan fotoğrafçılara karşı da aynı şekilde, sahnedeki müzisyene de aynı şekilde, organizasyona da, organizatörlere de mümkün olduğu kadar yani zaten hep şeydir, kaba olmamamız gerek ama konserlerde daha da kaba olmamalıyız. Çok kibar olmalıyız. Ki bu bunun bize geri dönüşü olacak. Eğer ben bir konser sırasında insanları itip kakıp öne geçseydim, bir daha o mekana beni almayabilirlerdi. Ya da aynı grup bir daha beni istemeyebilirdi. Buna benzer olaylar yaşandı. Biliyorum, bazı arkadaşların başına geldi. O yüzden mümkün olduğu kadar kibar olmamız gerekir, kaba olmamamız gerekir. Yazılı olmayan kurallara dikkat etmemiz gereken şeylerden biri bu. Keyif alma hikayesi. Yani kendi adıma şunu söyleyebilirim. Ben her gittiğim konserde anormal keyif alıyorum. Zaten keyif almayacağımı düşündüğüm bir konsere gitmiyorum. Ve insanlar şunu söylüyor. Konser fotoğrafı yazık size ya sürekli fotoğraf çekiyorsunuz. Biraz da eğlenmenize bakın. Hayır. Ben gerçekten fotoğraf çekerken daha fazla eğleniyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Keyifliyim. Bir grubun fanı gibi davranıyorum. Evet bu şarkı çıktı çok güzel diyorum. Seyirci orada coşuyorsa ben de coşuyorum. Ve böylece aslında seyirci etkileşimi daha rahat alabiliyorum. Ya da ya bu şarkıda işte şu solo atılacak, şöyle atılacak, şu gitara satacak tamam diyorum. Yani kendimi de bununla motive ediyorum.
O yüzden keyif almadan da bu iş yapılmaz. Tabii ben bir amatör fotoğrafçı olarak bunu söylüyorum. Eğer bir profesyonel fotoğrafçı olsaydım, bir mekanın fotoğrafçısı, bir grubun fotoğrafçısı olsaydım, hani böyle bir zorunluluk yok tabii ki ama bu kurallar genelde yazılı olmayan kadar biraz da amatör konser fotoğrafçı için geçerli olan kurallar diyebilirim. Şimdi geldik o soruya. İzinleri nereden, kimden alıyorsunuz? Dok gelememişiz. Birazdan geleceğiz. Neden Zordur'a devam ediyoruz? Konser fotoğrafçısının özelliklerinde bu gizli. Yani bu özelliklerin hepsini bir şekilde barındırmalı konser fotoğrafçısı. Teknik bilgisi muazzam olmalı. Yani o karanlıkta, o hengamede, o koşturmada, o kaos içinde makinesini düşünmemeli. Makinesi onun bir uzvu gibi olmalı. Buradan bunu yaparsam bu olur, buradan bu yaparsam bu olur. Ve o ışık koşullarında ne şekilde çekmem lazım? Bunları düşünmemeli. Neredeyse refleks haline gelmeli teknik bilgi. Aynı şekilde kompozisyon ve kadraj bilgisi de bu şekilde olmalı. Bunların da yolu nedir? Çok fazla pratik yaparak ve çok fazla fotoğraf bakarak, fotoğraf izleyerek, fotoğraf okuyarak olabilecek şeyler. Bunların olması lazım. Çekim sonrası düzenlemelere hakim olması gerekiyor. Tabii eğer benim gibi çekim sonrası düzenlemeleri seviyorsanız. Çok ham haliyle fotoğraf üreten insanlar da var. Onlara saygı duyuyorum ama saygı duymadığım bir nokta var. Şunu söylemem lazım. Hani diyorlar ya, makineden çıktığı gibi el değmemiş. Hayır, öyle değil. Makine ellemiş onu. Yani makineye otomatik ayar yaptırmış oluyorsunuz. Hani o hiç dokunmayanlar, hiç ellemeyenler vesaire, artık dijitaldeyiz. Yani öyle makineden çıktığı gibi bir şey yok. Makineye senin daha önce söylediğin gibi o. Sen sadece makineye söylüyorsun onu. Bir işleme programında yapmıyorsun. O yüzden ben düzenleme konusunda katıyım. Aslında herkes düzenliyor. Ya kendisi bir program açıp yapıyor ya da makinesine yaptırıyor. Bunu da burada söylemiş olayım. Fiziksel yeterlilik. Festivaldesiniz, sahnenin önündesiniz, oradan gideceksiniz. Arkada seyircinin en arkasına gidip çekmeniz lazım. Belki seyircinin arasına girip çekeceksiniz. Bir grup inecek, sonraki grubu çekeceksiniz. Ya da 2 saatlik performans gösteren bir grup var. Onun her anını çekmeniz lazım. Ciddi anlamda fiziksel olarak yeterli olmanız lazım ve kılık kıyafetinizin de buna uygun olması lazım. Yine bir konser fotoğrafçısı arkadaşımın bir konser öncesinde bir pozunu gördüm. Topuklu ayakkabıyla bir poz vermişti. Yani içimden dedim, umarım bu gece bununla fotoğraf çekmezsin yoksa bileğin kırılır. Yani topuklu ayakkabıyla konser fotoğrafı mümkün değil. Hani yeri geliyor botlarla bile çekilmiyor. Hani ayak mahvoluyor. Koşturmaca. Ciddi anlamda fiziksel efor sarf ediliyor. Güçlü iletişim. Biraz önce bahsettim. Seyirciyle olan iletişimimiz önemli. Grup elemanlarıyla olan iletişim önemli. Organizasyonla olan iletişim önemli. Yani kaba olmama konusundakinden bahsettiysem burada aslında iletişimde de ondan bahsediyoruz. Müzik bilgisi önemli. Müziği bilmeden ben iyi fotoğraf çekilebileceğini düşünmüyorum. Yani şöyle bir karşılaştırma yapılabilir. Teknik kadraj bilgisi olarak aynı seviyede olan 2 tane fotoğrafçı bir grubu çekecek. Bir fotoğrafçının favori grubu o çekilecek grup. Diğeri ise hiç dinlememiş. Ne diyeceksiniz? Teknik bilgi aynı. Kadraj bilgisi aynı. Hangisi daha iyi fotoğraf çeker? Tabii ki o grubun fanı olan fotoğrafçı çeker. Tabii bu değişik bir karşılaştırma ama yani müziği ne kadar bilirseniz size o kadar avantajı olur. İşte grubu, mekanı, seyirciyi bilmemiz gerekir. Son olarak da zorluk kısmını şöyle bağlayalım. Zihinsel olarak gerçekten yorucu bir süreç. Her şeyi takip etmeniz gerekiyor. Yani sahnede biri bir şey yaparken seyirciye de bakacaksınız. Seyircinin arasındayken belki de başka bir yere gitmeniz gerekecek. Bunun planını yapacaksınız. Dediğim gibi zihinsel olarak yorucu bir süreç bir konser fotoğrafı. Bir de şu hikaye var. Ben aslında sunumlarımda hep bu ifadeyi kullanıyorum. Müziği imgeleştirebilmek. Yani şöyle. Hayatında Mumsper, Latin Christ dinlememiş bir adam ben fotoğrafımı gösterdiğim zaman hiçbir anlam ifade etmeyecek. Ama bir kere olsun Mumsper ya da Latin Christ dinlemiş biri ise ve benim fotoğrafımı gördüğü zaman bir şeyler dönsün. Yani sadece onu demeye de gerek yok. Mesela Şebnem Ferah diyelim. Yani hepimiz Şebnem Ferah dinlemişizdir. Ben size Şebnem Ferah fotoğrafı gösterdiğim zaman Şebnem Ferah duymaya başlamanızı isterim. Yani bunu yapabilmek gerçekten zor. Hani ben yapabildiğimi iddia etmiyorum ama belki de bu konser fotoğrafçılığının üst noktalarından biridir. İzleyiciye, yani fotoğraf izleyicisine o müziği duyurabilmek önemli. Peki, konser fotoğrafçılığına nasıl başlanır? Bu bir süreç işi. Ama belli aşamaları da kat etmiş olmanız lazım. Nedir bunlar? Fotoğrafla ilgili teknik sorunların çözülmüş olması gerekir. Evet, biraz önce bahsettim konser fotoğrafçısının özellikle neler olmalıdır diye. Fotoğrafla ilgili teknik sorunların, çok özür dilerim, basıldık. Bir oğlan çocuğu tarafından basıldık. Çok özür dilerim, yayının ortasına girdi.
Devam edeyim. Fotoğrafla ilgili teknik sorunların çözülmüş olması gerekir. Yani konsere gittiğiniz zaman hangi lensle, hangi diyaframda, hangi enstantane çekim yapacağınızı kimseye soramazsınız. Bunu kendinizin bilmesi lazım. Teknik sorunların çözülmüş olması gerekir. Konser fotoğrafçılığa başlamadan önce. Bir şekilde çekeceğiniz müzisyenle iletişiminizin olması lazım. Ya buradaki iletişimden kastım şu. Yani sadece bir şarkılarını dinlemiş olmanız bile aslında o müzisyenle iletişime geçtiğiniz anlamına gelir. Ve bence bu bile yeterlidir. Ama hayatınız boyunca hiç dinlemediğiniz, hiç denk gelmediğiniz, videosunu bile görmediğiniz bir kişinin müzisyenin fotoğrafını çekmek gayet zordur, çok zordur. Yani o anlamda bu da tavsiyelerden biri aslında. Eğer çekim yapacaksanız muhakkak önceden hani en azından müziğini dinleyin. Ne tarz müzik yapıyor, nerede coşuyor, nerede yavaşlıyor, seyirciyle etkileşimi nasıl, bakmak isterseniz belki videolarını YouTube'dan başka yerden onları izleyebilirsiniz. İletişim önemli yani. Bir şekilde aranızda bir köprünün olması lazım. Dediğim gibi sadece bir şarkısını dinlemeniz bile bence yeterlidir. Ve en önemli şey lokal başlamak. Kimse size işte yurt dışından gelen bir grubun fotoğrafını çok iyi bir fotoğrafçı olduğunuz için çektirmez. Konser tecrübenizin olması lazım. Konser tecrübesi de ancak lokal mekanlarda, lokal gruplarla olur, bar grupları da olur. Bunlarla başlamak gerek. Bazı şehirler bu konuda şanslı. Özellikle İstanbul. Yani onların lokal grupları bile aslında baktığımız zaman ulusal gruplar. Yeri geliyor. Çok ünlü isimler. Barda programlar yapmış zamanında 90'larda, 2000'lerin başında. Ankara bu konuda biraz daha popüler isimler anlamında biraz daha zayıf ama öbür anlamda da çok zengin. Çok fazla lokal mekan, yani mekan fazla yok ama çok fazla grup var. Yerel grup var. Onlarla başladım ben. Hatta bununla ilgili küçük bir hikayem de var. Böyle bir şema da çizdim. Benim için önemli isimler var burada. Başlangıçta teşekkürde onlardan bahsetmedim ama burada onlardan da bahsetmek istiyorum. Özür dilerim. Benim için zaten konser fotoğrafçılığına başlayış hikayem Murat Zümrüt'le oldu. Five Horsemen biraz önce bahsettim. Birkaç grubu daha var. Vika ile çalıyor. Fresh grubuyla çalıyor. Bar gruplarıyla beraber. Sen Forak oluşumunda Murat Zümrüt. Şans eseri gittim. Ya daha doğrusu onun afişte adını gördüğüm için gittim Sen Forak konserine. Sen Forak'ta başka vokalistler de vardı. Oradan benim için önemli isimlerden biri İzgi. İzgi de Metcap'in fotoğraflarını bol bol gördüğünüz grubun vokalisti. Ben Metcap sayesinde milyon festivallerine gittim ve buradaki isimlerin fotoğraflarını çekebildim. Bir taraftan da Sen Forak'la beraber Murat Zümrüt çektiğim için Sen Forak'la beraber Bodrum Rock Festivali'ne gittim ve Bodrum Rock Festivali'ne çektiğim isimler de var. Yine Sen Forak sayesinde Cem Kısmet'le, o gün Sanlısoy'la Murat İlkan'la iletişime geçebildim ve onların gruplarını çekebildim. Murat İlkan'ı Pentagram'a çekebildim. Yine aynı şekilde Sen Forak'ı çekebildiğim için başka festivallerde, ekstrem grupların, underground grupların çıktığı Heavy Stage Festivali'ne kendi portfolyomu göstererek fotoğraf çekebildim. Yani bir şekilde yaptığınız her hamle diğerini tetikliyor. Bu şeyden sonra, yani şuradaki isimlerde çektikten sonra da başka insanlarla, yani Murat Zümrüt, Sen Forak ve İzgi Metcap dışında diğer üç isim benim için gerçekten önemli. Bir diğeri Levan Uzbay, fotoğrafçı arkadaşım. Bir isim Cihan Yeşil, Vera organizasyonu ile beraber çalışıyor. Ve bir diğeri de Emre Gökgöz, Postmodern'de, hani size o bahsettiğim sosyal medyadaki konser haberlerini veren oluşum, sayfa diyelim. Bunlar benim için önemliydi ve ben bunlar sayesinde bu gördüğünüz, sunum sırasında gördüğünüz yabancı grupların, Türkiye'ye gelen, turneye gelen grupların fotoğraflarını çekebildim. Yani her attığım adım bir sonraki adımı tetiklemiş oldu. Yani Murat'ı çektim, Sen Forak'ı çektim. Ondan sonra orada Sen Forak'ta İzgi'yi çektim. İzgi'den sonra Metcap'i çektim. Metcap'ten sonra Milyon Festivali'ne gittim Metcap'le beraber. Onların çıktığı gün bu fotoğrafları çekebildim. Sen Forak'la Bodrum'a gittim. Bodrum'a çektiğim isimler. İşte bu şekilde bir ağ oldu benim için. Bu şemada hakikaten hoşuma gitti. Belki bunu yani çok aceleye geldi. Elle çizilmiş, sonra fotoğrafı çekilmiş bir şema. Ama bunu daha da geliştirmeyi düşünüyorum. Ve şey de önemli benim için, yine o diğer isimler de Levan, Cihan ve Emre de benim için önemli. Levan zaten fotoğraf anlamında bana çok katkısı olan bir fotoğrafçı. Cihan ve Emre de, Cihan Yeşil ve Emre Gökgöz de konserlere girmemde benim için gerçekten önemli isimler. Devamını getireyim. Buradan da çekimler için nasıl izin alınır'a bağlayalım. Sorulan sorulardan biriydi. Nereden, kimden alıyorsunuz izinleri? Bu aslında biraz farklı iş planlarıyla yürüyen bir durum. Ne yapabilirsiniz? Bir, yani
Konser fotoğrafçılığına başladınız. Yavaş yavaş portfolyonuz oluşmaya başladı. Bir mekanla anlaşabilirsiniz. Bu paralı bir anlaşma da olabilir. Bir centilmenlik sözleşmesi gibi bir anlaşma da olabilir. Yani nedir? Ben mekana geleceğim. Sürekli hangi grup varsa fotoğraflarını çekeceğim. Size fotoğrafları paylaşacağım şeklinde de olabilir. Ciddi anlamda bir mekanın fotoğrafçısı da olabilirsiniz. Ve bu Türkiye'de yani bu işi yapan çok önemli fotoğrafçılar var. Seda Açıkoğlu mesela bu mekan fotoğrafçılarından biridir. Türkiye'deki bütün Jolly Joker'lerin fotoğraf koordinatörüdür aynı zamanda kendisi. Bir mekanın da fotoğrafçısıdır. Yani bu şekilde mekanla anlaşılabilir. Grupla anlaşma var. Nedir mesela? Burada da soyadı şimdi gelmedi ama Recep mesela. Aklıma ilk gelen isimlerden biri. Tabi Levan da var. Levan mesela Pentagram'ın fotoğrafçısı. Recep de Mor ve Ötesi'nin fotoğrafçısı. Tabi bunlar onlar o noktaya gelebilmek için bir sürü yollardan geçiyor ama sonuçta bir grupla anlaşıyorlar ve o grubun fotoğrafçısı o isimler. Ben de kendi adıma ufak tefek gruplarla, tabi ufak tefekten kastım bir Pentagram, bir Şebnem Ferah seviyesinde değiller ama gayet de başarılı konserler veren gruplar var. Onlarla anlaşarak fotoğraf çekebiliyoruz. Organizasyonla ve menajerle anlaşma durumları. İşte biraz önce isimleri geçen Cihan ve Emre benim için burada devreye giriyorlar. Organizasyon sorumluları olarak, organizasyon medya sorumluları olarak onlarla anlaşıyorum. Ya da onlar bize iş gönderiyorlar. Şu tarihte şu grup gelecek, gidin çekin şeklinde bir şekilde iş planımız var. Ama bunun haricinde yurt dışından gelen grupların menajerleriyle iletişime geçip izinler alınabiliyor. Fotoğrafçı akreditasyonu olabilir. Menajerlerle de görüşebilirsiniz. Organizasyonlarla da görüşebilirsiniz. Bazı durumlarda ise geri tepebiliyor. Mesela işte bu eğer korona günleri olmuş olmasaydı, korona günleri yaşanmasaydı Türkiye'ye gelecek önemli isimler var. Deep Purple gelecekti, ertelendi. Vampires from Hollywood galiba. Johnny Depp'in olduğu grup o gelecek. Hani o ikisi için bir kanalları zorladım. Hani ne yapabiliriz, kim düzenliyor, organizasyon vesaire. Hani mümkün değil, erişemedim. Hani onlar, yani eğer olsaydı da onları çekemeyecektim ama bu da bir yol. Yani organizasyonla ve menajerle anlaşma. Mekanla anlaşabilirsiniz, grupla anlaşabilirsiniz, organizasyon ve menajerle anlaşabilirsiniz. Bir diğeri de festivallerle anlaşma. Bu çok daha yorucu bir iş. Türkiye'de de birkaç tane büyük festival organizasyonu var. Hani onlarla da anlaşılabilir. Tekelleşme demeyelim ama özellikle Milyon Fest Türkiye'nin çok fazla yerinde festival düzenliyor. Hani orada ekibe girmek biraz daha zor ama mesela Bursa'da özel festivaller oluyor bildiğim kadarıyla belediyenin düzenlediği. Hani bu tarz festivallerle de anlaşma yapılabilir. Yani biraz araştırma yapmak lazım. Nerede ne şey var. Menajer değil, menajer. Ben TDK'nın yalancısıyım. Bence menajer. Ama o ayrı mesele. Burada fotoğraf, Ratinka çok bahsettim ama 3 farklı iş planıyla çekilmiş fotoğraf. 3 farklı izinle çekilmiş fotoğraf. 2017'deki İstanbul konserinde alt grupla anlaştım. Ankara'dan Forgotten grubu gidecekti. Onların gideceğini biliyordum. Arkadaşlarım konuştum. Gelmek istiyorum. Sizin fotoğrafınızı çekmek istiyorum. Tamam. Bir şekilde oraya gittikten sonra, o grupla çıktıktan sonra ben ana grubu da çekebildim. 2019 İzmir'deki konser mekanla anlaştım. Organizasyonla konuşmadım, grupla konuşmadım. Mekana dedim ki ben bu konserde fotoğraf çekmek istiyorum. Ekstradan ne yapmam lazım? Gereklilikleri konuştuk, şartları ayarladık ve gittim orada fotoğrafları çektim. 2019'daki konserde ise organizasyonla, Vera'yla, Vera ve Postmonde sayesinde gidip çekim yaptım. Üçünde de aslında farklı iş planı uygulamış oldum. Üçünde de farklı izinlerim vardı. Ya bunun haricinde farklı bir yol var mı? Benim bildiğim yok ama hani bu konuyu yine şey yapabiliriz, tartışabiliriz. Peki, biraz artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hani sorularınız varsa sorularınızı da hazırlayın. Ne yapmalı? Yani burada nasıl çekilir, neden çekilir, izinler nasıl alınır, neden zordur sorularını sorduk. Biraz artık ipuçları, neler yapmalı, onlardan bahsedelim. Öncelikle bizim sunumun başında bahsettiğim Fotobook Kolektif'i takip edin. Türkiye'nin ilk, ben hala emin değilim ama tek diyelim, ilk ve tek konser fotoğrafçılığı platformu. Facebook üzerinden, Instagram üzerinden, YouTube üzerinden bizi takip edebilirsiniz. Yakında internet sitemizi de açacağız. Şu anda 12 fotoğrafçıyız. Mümkün olunca birlikte iş yapmaya çalışıyoruz. Birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. Eğer ilgilenen varsa uzun uzun konuşabilir. Çünkü sadece şöyle 2 dakikalık anlatmayla olacak şey değil. Çünkü biz 1,5 yıldır falan üzerine düşünüyoruz. Hala
somut olarak şunu yaptığımızı söyleyemem ama çok fazla şey yapıyoruz. O yüzden bizi takip edin. Sadece bizi değil, bizim yurt dışındaki esinlendiğimiz oluşumlar da var. Onları da takip etmenizi öneririm. Yani bol bol konser fotoğrafı bakın, takip edin. Ben elimden geldiğince konser fotoğrafçılığa dair bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hüseyin Aldırmaz hocamın Fuji Walk sitesinde bir röportaj verdim yine konser fotoğrafçılığı ile ilgili. Okumanızı rica ederiz. Siteye de girin. Site de gayet güzel. Fuji Walk. Ben onun haricinde fotoğraf dergisinde yine bahsetmiştim sunumun içinde. Konser fotoğrafçılığı yazı dizisine devam ediyorum. İki bölüm yayınlandı. Üçüncü bölüm Haziran'da yayınlanacak. Sanırım 5 bölümde tamamlayacağız. Bu anlattıklarımı daha detaylı bir şekilde orada aslında bulabilirsiniz. Sadece bu değil. Başka dergilerde başka konser fotoğrafçıları da bu tarz tanıtımlar, sunumlar yapıyorlar. Mümkün olduğu kadar konser fotoğrafçıya dair ne varsa takip edin. Mesela marka söylemeyeceğim ama Seda Açıkoğlu'nda yakın tarihte gene bir konser fotoğrafçı üzerine canlı yayını olacak. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi buradan sonra da ipuçlarından biraz bahsedelim. Aslında yer yer yine sunum içinde bahsettiğim ipuçlarıydı. Biraz da böyle TEDx konuşmasının böyle finali gibi yapalım. Grup ve tarz konusunda seçici olun. Dinlemediğiniz müziği çekmeyin. Yeni başlayanlar için lokal mekanlardan ve gruplardan başlayın. Bir grup bulun, onlara sıkı sıkı bağlanın, onların adamı olun. Onlar başarılı olunca siz de olacaksınız. Çok fazla sayıda konser fotoğrafçısı var ve hepsi harika fotoğraflar çekiyor. Ama grupların sizi tercih etme sebebi sadece iyi bir fotoğrafçı olmanız değildir. Size güvendikleri ve yanınızda rahat hissettikleri ölçüde sizi tercih ederler. Bu gerçekten çok önemli. Muhteşem fotoğraflar için pitteki her anın zevkini çıkarın. Müziği hissedin, makinenizi bilin. Müzik hayattır. Kalbiniz ne diyorsa onu çekin. Unutmayın, biricik bir ana tanıklık ediyorsunuz. İçgüdülerinizi kullanarak anı yaşayın. Kendi tarzınızı ortaya koyun, farklılık yaratın. Fotoğrafçılardan, gruplardan, işletmelerden, organizatörlerden, menajerlerden korkmayın. Onlar da sizin gibi insanlar. Gerçekten bir şey istiyorsanız soru sormanız gerek. Soru sormazsanız cevap her zaman hayırdır. Pitte fotoğrafçılar neredeyse tam ters tarafta olan avantajını göz önüne alın ama dezavantajını da bu fotoğraf ilginç aslında bunun üzerine biraz daha konuşmak lazım. Ben burada çok yanlış pozisyondayım. Benim aslında sahne önünde olmam lazım ve üçüncü gitarist var. Deniz Sayman da var. Üçünü bir arada almam lazım ama listede bir karışıklık oldu. Ben bir hata yaptım. Sahne üzerine yakalandım bu fotoğrafa. Ha, şöyle bir güzellik oldu. Ben o fişek şovuyla beraber seyircinin de fotoğrafını çekebildim ama aşağıda olanlar da daha farklı bir fotoğraf çekebilmiş oldu. Hani avantajlı da olabilir, dezavantajlı da olabilir. Farklı bir pozisyon tercih etmeniz. Fotoğraf çekmekten vazgeçmeyin. Bu sene Kuşadası ya da Zeytinli şu an çok emin değilim ama oradan Black Tutun sahnesinden bir fotoğraf. Kuşadası. Fırtına, yıldırımlar. Hatta oradaki teknisyen arkadaşlarımızı bir elektrik çarptı. Sonrasında hani takip ettik sağlık durumunu gayet iyiydi ama yani çok ciddi problemler yaşadığımız bir konserdi. Hani kaçak var, bilmem ne var. Plajda yapılan bir konser. Yağmur yağdıkça kablolar içeri girdi. Çamur vesaire. Ha, Black Tooth hala orada sahnede kalmaya devam etti. Oradaki seyirciler hala dinlemeye devam etti. Ben de hala fotoğraf çekmeye devam ettim. Fotoğraf çekmekten vazgeçmeyine bir şekilde özetleyen bir fotoğraf. Vermeden alamazsınız. Gerçekten çok fazla. Ben kendi adıma hani maddi olarak da çok fazla şey verdim. Kendi zamanımdan da çok fazla ayırdım bu iş için. Eşimden ve çocuğumun zamanından da ayırdım ama ben yine de keyif alıyorum bu işi yapmaktan. Yani vermeden alamazsınız. Bir şeyler vereceksiniz. Burada çok sevdiğim müzisyenlerle olan fotoğraflarım var. Biraz da ondan bahsedeyim. Bağlantılarınızı kurun, arkadaş edinin. Fotoğrafı süreç içinde öğrenirsiniz. Sadece müzisyen anlamında değil, yine bahsettiğim demin organizatörler, menajerler, mekan sahipleri anlamında da size çok fazla avantajı olur bağlantı kurmanın. Diğer fotoğrafçılarla iletişime geçin. İletişime geçmekten çekinmeyin. Burada bizim Fotobook kolektif üyeleri var. Sol tarafta Onur Pullukçu, Rutkay, Levan, Burak Baban, Emre Taban, Kaan Koçakoğlu, Laçin Temuçin, bir arada olduğumuz fotoğraf neredeyse yok gibi çünkü farklı şehirlerdeniz ama hani bu şekilde bir birlikteliğimiz var, irtibattayız sürekli. En önemli şey pratik yapın, pratik yapın, pratik yapın. Fotoğraf çekmekten vazgeçmeyin. Sunumu da sanırım sonlandırıyorum. Şurada güzel bir söz. Bu benim ne gördüğümdür.
Bu fotoğrafı çekerken gördüklerim hakkında hissettiğimdir. Bu benim bakış açımdır. Bu yeteneklerim ölçüsünde aktarabildiğim bireysel bir gerçeklik. David Hume'un. Teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir saate yakın konuştum. Hızlı bir şekilde sunumu size sundum. İzninizle küçük bir su molası veriyorum. Sorularınıza da bakacağım. Sorularınızdan da cevaplayabildiklerimi cevaplamak istiyorum. Evet, her çocuk bir gün canlı yayın ortasında dalacak. Allah'tan son anda durdurabildik. Pazar günü olan, evet, Seda Açıkoğlu'nun etkinliği pazar günü olacak. İzinler birebir sözleşme ile mi yapılıyor? Bu sözleşmenin mali yükümlülük kısmını nasıl aşıyorsunuz? Mekan sahipleri, sanatçılar, sözleşmeler, maddi konulara mı daha çok dikkat ediyor? Şimdi açıkçası şunu söyleyebilirim. Ben profesyonel bir fotoğrafçı değilim. Ben sadece iznin derdindeyim. O anlamda da bu tarz sözleşmeler yapmıyorum. Bu tarz sözleşmelerde yurt dışında örneklerini çok gördüm. Türkiye'de yine çok fazla örneğini de görmedim. Eğer direkt bir grubun fotoğrafçısı değilseniz bu tarz bireysel sözleşmeler yapılmıyor. Bildiğim kadarıyla, yani konser başına sözleşmeler yapılmıyor. Yurt dışında ise gruplar kendi adına sözleşme imzalatmaya çalışıyorlar ve fotoğraf hakları da gruplarda kalıyor. Konser fotoğrafçılarında kalmıyor. Genelde mali yükümlülükten ziyade fotoğraf hakları üzerinden sözleşmeler yapılıyor. Hani ücret konusunda da zaten anlaşma yapılmadıysa, hani o sözleşmede varılmadıysa zaten hani bir sözleşme imzalanmıyor, ama o sözleşmelerde asıl bağlayıcı kısım yasal haklar üzerine. Ve yurt dışındaki freelance fotoğrafçılar da bunları genelde imzalamama taraftarı oluyor. Çünkü gidiyorsunuz bir konserde fotoğraf çekiyorsunuz. Konser bittikten sonra bütün fotoğrafları fotoğrafçıya verirseniz, müzisyene verirseniz elinizde bir şey kalmıyor arşiv anlamında. Bunun aslında farklı versiyonları da var. Mesela yine Madonna'nın bir hikayesi var. Sözleşmede şöyle bir maddesi var. SD kart getirmenizi istemiyoruz diyorlar. Madonna'nın ekibi. SD kartı Madonna'nın ekibi sunuyor fotoğrafçıya. Ve konser bittikten sonra o numarası alınmış SD kart teslim alınıyor. Yani baktığınız zaman fotoğrafçının hiçbir şey kalmıyor. Ve bunu hani imzalamak, imzalamamak, o konserde fotoğraf çekmek, çekmemek fotoğrafçının tercihi, ama yani farklı konularda söz konusu. Şu soruya cevap vermiş olduk. Seyit Karagüney'in sorusu. Orhun Başar, yapılan anlaşmalar hususunda değişkenlik gösteriyor mu, yoksa herkesle anlaşma mı yapıyorsun? Yine bahsettiğim gibi hani bizim anlaşmalarımız genelde kendi adıma fotoğraf çekebilmek üzerine, o pite girebilmek üzere, fotopes alabilmek üzerine. Maddi olarak ben çok fazla bu sorumluluğun altına girmiyorum. Yani şu kadar paraya şunu çekelim diye. Yani profesyonelce yapmıyorum bu işi. Aylin Kırat'ın bir sorusu. 14-45 lens konser fotoğrafçı için yetersiz mi kalır? Değilse bu lense daha etki çekim için ne gibi ipuçları verebilirsiniz? 15-45 lensin diyaframını biraz daha dikkat etmek lazım. Nedir? Diyafram kaça kadar açılıyor? Ha, benim şöyle söyleyeyim. Kullandığım lensler yani 10-24 lensim var. Yani o aralıkta sizin kapsıyorsunuz. 16-55 var. Yine o aralıkta da hani çekim yapıyorsunuz, ama diyafram gerçekten önemli. Bir de lensin kalitesi de önemli. Cam niteliği de önemli. Onlara da bakmak lazım. Fotoğraf grubunuza katılım mümkün mü? Şu anda çok şey yapmadık. Hani bir daha düşünmedik. Şu an 12 kişiyiz. Bu 12 kişi içinde sürekli aktif olarak katılanlar var. Biraz daha uzaktan destek verenler var. Bu ara düşünmedik yeni katılım olacak mı, ama biz zaten insanlar dirsek teması içindeyiz. Çocuk gene geliyordu. Kapıyı kilitledim artık. Dirsek teması içindeyiz. Direkt grubumuzun içinde olmayan ama sürekli bizle paslaşan, bizle iletişim halinde olan insanlar da var. Başka fotoğraf grubumuza katılmanız mümkün mü? Evet, o soruya da cevap vermiş oldum. Fotoğraf makinesi kabul etmeyen mekanlar hakkında ne düşünüyorsun? Büşra Özdemir. Konsere bileti olan bir seyircinin anı kaydetme hakkını elinden almak ne kadar doğru? Plansız. Ya ben zaten bu konuda başta da söyledim. Ben cep telefonu da çekilmesine karşı değilim. Eğer şey yapılıyorsa, fotoğraf makinesi izin verilmiyorsa, o kadar katılarsa cep telefonu da almayacaklar. Çünkü öyle fotoğraf makineleri var ki, eski fotoğraf makineleri, o mekanın kabul etmeyeceği tipte makineler, cep telefonlarından daha kötü fotoğraf çekiyorlar. Yani
Bundan 15 sene öncesinin bir dijital makinesiyle son model bir cep telefonunun karşılaştırın fotoğraf özelliklerini. Yani cep telefonu çok daha iyi çeker. İşte o yüzden ya tamamen serbest bırakacaksınız ya tamamen iptal edeceksiniz. Ha, diyeceksiniz ki o zaman konser fotoğrafçıları ne yapacak profesyonel olanlar? Onlar da akredite olacaklar. Anlaşmalarını yapacaklar. Ya organizasyonla, ya grupla, ya mekanla. Belki de işi daha da profesyonelliğe dökecekler. Kulis fotoğrafı görmedik hiç. Evet, ya kulis fotoğrafları biraz daha özel. Yani kulis biraz daha grupların mahremi diye düşünüyorum. Ve ben her kulise öyle kolay kolay giremiyorum. Yani Ankara'daki konserlerin bir kısmında girdim. Şeyde zaten festivallerde kulis alanı ortak. Orada da vardım, çektim. Çok fazla fotoğraf var ama orası biraz daha mahrem alan diye düşünüyorum. Yani o yüzden burada paylaşmadım. Eğer olursa gruplardan biriyle anlaşırsam bunu bir böyle bir sergi, bir fotobook, bir kitap haline getirirsem koyabileceğim çok fazla, özellikle birkaç grup için kulis fotoğrafım var. Ama onları çok fazla paylaşmıyorum. Sahne fotoğrafında kullanılması gereken lensler nelerdir? Flashlı bir çekim yapılmalı mı yoksa flashsız mı? Biraz geç kaldınız sanırım. Çünkü flash konusunda düşüncelerimi anlatmıştım. Sunumu tekrar izlerseniz onları görürsünüz ama eğer grupla bir anlaşmanız varsa flashla çekim yapın. Eğer yoksa flash olayına hiçbir şekilde girmeyin. Bu birincisi. İkincisi de kit lensler hariç, hani o makinelerle gelen kit lensler hariç her lensle çekim yapılır. Geniş açı kullanırsınız, tele kullanırsınız, normal görüş açısına sahip lens kullanırsınız, prime lens kullanırsınız. Yeter ki kaliteli lensler olsun, diyaframı iyi açılsın, sığ alan değeri oluştursun, fazla ışık alsın. Hani bu tarz şeyler önemli. Yani iyi bir lens her zaman iş görür konserde ama tabii mekanına göre de değişir. Gene bundan da bahsetmiştim. Çok büyük bir festival alanında sahne önüne gidemediğiniz durumda geniş açı bir işe yaramaz. Ya da çok küçük bir mekanda, yani 40 kişilik, 50 kişilik bir mekanda tele lensi kullanamazsınız. Ama bir konser fotoğrafçısının hepsi, bütün lensleri olmalı. Doğru kompozisyonu o anda nasıl oluşturuyorsunuz? Bunun bir yöntemi var mı? İşte bu hiç girmeyeceğim konulardan biri. Yani bunu anlatabilmeyi daha henüz çözemedim. Yani hiçbir zamana değinmiyorum. Yani sadece genel olarak bilgi veriyorum ama gerçekten doğru kompozisyon nedir? Yani belli kurallar var. Evet, orada işte simetri uyguladım. Evet, orada işte Dutch angle yaptım. İşte orada geniş açıyla işte şu etkiyi verdim. Ya da burada işte geometrik şekiller kullandım, yönlendirici çizgiler kullandım, tekrar eden objeler var. İşte sığ alan derinliğiyle arkayı şey yaptım. Yani bir sürü kompozisyon kuralından bahsederiz burada. Ama konserde hani evet konser fotoğrafçılığında kompozisyon budur, şudur diye bir şey söyleyemem. O bir anda anlık gelen bir şey. Ve şey diye düşünüyorum. Ne kadar çok fotoğraf izlerseniz, fotoğraf bakarsanız, fotoğraf okursanız kompozisyon bilginiz o kadar gelişir ve konser sırasında çekim yaparken de hani göz artık onu oluşturur. Aa evet burada bu olacak. Aa evet burada bu olmalı. Evet buradan bunu yapabilirim gibi bir hale gelir diye düşünüyorum. Ama şey biraz zor. Özellikle sokak fotoğrafçılarının yaptığı iş bana biraz zor geliyor. Yani pusuya yatmak. Evet şurada şu üçgen var. Burada bu var. Buradan bunu yaparsam şuradan biri geçerse tamam o anda basarım. Bunu yani kurgulayabilmek zor. Anca grupla anlaşmanız lazım, demeniz lazım ki şu şarkının şu dakikasında arkadan flaşlar patlayacak. Ben de o sırada burada olacağım. Hepiniz bana doğru gelin ve şu hareketi yapın. Hani böyle bir kurgulama olayı da mümkün. Yapanlar, fotoğrafçılar da var. Çok muhteşem şeyler de çıkıyor ama ben henüz onları yapmıyorum. İzin alırken portfolyo göstermek şart mıdır? Yani neden size izin versinler? Yani bir fotoğraf çekmek istiyorsunuz, bir grubun fotoğrafını çekmek istiyorsunuz. Neden siz? Yani şey gibi oldu. Kendinizi nerede görüyorsunuz? Neden size işe almalıyız? Hakikaten neden size izin verilmeli? Ve bu bence şeye dikkat etmek lazım. Lokal başlamaya orada izin gerektirmez. Oradaki gruplar hatta çok mutlu olurlar. Onların fotoğraflarını çekin, paylaşın sosyal medyada. Onları gruplara verin. Onlar ne istiyorsa yapsınlar. Yani bu şekilde başlamak çok daha önemli. Şimdi ilk başlayacaklara ben izin konusunu biraz daha arka plan etmelerini istiyorum. İzin almadan çekebileceğiniz gruplara biraz daha odaklanın. Bunu tavsiye edebilirim. İzin alırken portfolyo göstermek şart mıdır? Bu soruya cevap verdik. Cüneyt Özer. Cüneyt selamlar. Sahnede en çok fotoğraflamak istediğin grup. Bunu şeyde de cevaplamıştım. Fujibolk'ta da cevaplamıştım. 5 tane isim sayarım. Yabancılardan başlayayım önce. Metallica'yı çekmek isterdim. Fotoğraflamak. Iron Maiden'ı ve Rammstein'i isterdim.
Hani bunların belki hala bir şansım olabilir. Hala sahneye çıkıyorlar, canlılar. Ben de hala fotoğraf çekiyorum. Bir gün olur diye umut ediyorum bu üçünü ama iki tane olmayacak isim var. Biri Cem Karaca, biri Barış Manço. Yani gerçekten onların da fotoğraflarını çok fazla çekmek isterdim. O ikisinin o ki devi sahnede görmeyi ve fotoğraflamayı çok isterdim. Soru var mı? Şu şey konusuna takıldım. Menajer mi, menajer mi? Bir buna bakacağım. Sorumuz var mı arkadaşlar? Nasıl durumdayız? Levan, sorun alabilir miyim o zaman, bir daha buraya yazabilirsen çok sevinirim. Yukarılarda biraz kaybolmuş olabilir. Ha, Levan'ın soruyu yazana kadar cevap vereyim. Ertan Ergül, kullandığınız çekim modu nedir? Ben manuel modda çekim yapıyorum. Daha rahat hissediyorum kendimi. Yani ışık ölçümü yapmak, yaptırmak makineye bana daha zor geliyor. Öyle alıştığım için daha rahatım ve hani manuel modda çekim yapıyorum. Levan, sorunu yazabilirsen cevaplarım. Başka sorusu olan varsa onlar da yazabilirler. Yoksa da yavaştan yayını kapatabiliriz. Ah. TDK menajer. Çok özür dilerim o zaman. Bunu düzelteceğim. Menajer. Cüneyt Bey. Cüneyt Gümüşhane. Teşekkür ederim. Konser fotoğrafında görece güzel olanı güzellemek etik mi? Aa, ben hiçbir zaman bu konuşmalara, bu tartışmalara girmem. Yani bunun etik olup olmaması, yapılıp yapılmaması vesairesi duruma göre değişir diye düşünüyorum. Ya, soruna biraz kaçamak bir cevap vererek şunu söyleyeyim. Bugün bir haber okudum Petapixel sitesinde. 40 yaşlarında bir adam hiç tanımadığı kadınların fotoğraflarını çekiyor sokakta. Kadın bunu dava ediyor. Hakim suçsuz buluyor. Halka açık yerde herkes isteyen istediği fotoğrafı çeker diye. Biz tam tersini bilmiyor muyduk? Sokak fotoğrafçılığında çok ciddi yasal zorunlu sıkıntılar vardır vesaire vardır gibi şeyler vardı. Hani o yüzden farklı görüşler olabilir. Hani bence yeri de değil bu sorunun. Yani en azından benim cevap verebilecek donanımım da olmayabilir. Etik ise seyirciyi acımasızca yönlendirmiş olmaz mıyız? Ahlaklı mı? Dediğim gibi gene bu sorulara cevap veriyorum. Ahlaklı mı, ahlaksızlık mı, etik mi vesaire, bunlar farklı konular. Ben şunu yapıyorum. Ben konsere gittiğim zaman kendi gözümden fotoğrafları çekiyorum. Benim derdim hiç değil. Bu bir güzelleme mi olmuş? Bu başka bir şey olmuş. Ben orada belge öğretiyorum. Benim derdim bu. Benim fotoğrafa bakışım bu. Var mı başka soru? Son bir kere daha soruyorum. Eğer bir başka sorunuz yoksa arkadaşlar, yavaştan da kapatıyorum yayını. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Katkıları için, sorular için. Kelime anlamları beni düzelttiğiniz için menajer olayında da teşekkür ediyorum. İyi ki katıldınız. Çok teşekkür ederim. Bir dahaki yayınlarda, belki de yayın olmaz artık, her şey normale döner. Orada yüz yüze de görüşürüz. Şehirlerde sunumlara geldiğimiz zaman da. Hoşçakalın.